Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu haftalık vlog akvaryumla başlamak istedim. Epeydir detaylı göstermiyorum. İlk önce şöyle bir genel durumunu bir yakından gösterelim. Moslar bayağı coştu. Özellikle şu sol taraftaki ağaçların üstü artık komple mosla kaplı ve kesinlikle çok güzel gözüküyorlar işte. Bu aradan çıkan bitkiler vesaire çok hoşuma gidiyor. Sağ taraftaki şu görmüş olduğunuz kayaların üstü vesaire de full mos doluydu. Fakat onları sökmem gerekti çünkü dibe yakın yerde o şekilde böyle büyük mos parçaları olduğunda çok fazla pislik topluyor. Ve akvaryumun sağlığı açısından çok iyi değil. Yani bayağı güzel duruyordu aslında, sökerken birazcık içim acıdı ama önemli olan temizlik. Onların hepsini ben aldım biliyorsun değil mi? Senin akvaryuma mı koydun? Evet, ağacın üstüne koydum. Genel olarak da akvaryumda bir bakımsızlık hakim. Yani su değişimlerini vesaire hiçbir şekilde aksatmıyorum. Onlar zaten otomatik oluyor yani. Canlı sağlığı açısından bir şey yok. Her şey yolunda. Fakat akvaryumun genel bakımı açısından biraz dağıttım. Özellikle mesela şuraya baktığınızda normalde burada kumlarımız falan vardı. Artık hepsinin üstüne topraklar inmiş durumda. Kayaların üstünde vesaire artık böyle sökülemeyen, temizlenemeyen yosunlar var. Cam idare eder. Yani şu an aslında pis bu cam. Çok belli olmuyordur muhtemelen ama temizlediğimde farkı göreceksiniz. İşte şimdi genel bir temizlik ve bakımla başlayacağız. Videoya devam etmeden önce bu videonun sponsoru TürkNet'in oyun ve teknoloji meraklılarına muhteşem bir haberi var. Bildiğiniz üzere oyun oynarken veya yeni bir teknolojiyi keşfederken en önemli şey hızlı ve stabil bir internet bağlantısı. İşte bu noktada TürkNet 1000 megabitlik eşit indirme ve yükleme hızıyla hayat kurtarıyor. Evdeki herkes aynı anda interneti kullanırken bile 1000 megabitlik internet bağlantısı sayesinde oyunlarınızda herhangi bir lag yaşamıyor veya canlı yayınlarınızı donma sorunu olmadan yapabiliyorsunuz. Speedtest verilerine göre TürkNet Türkiye'deki internet hızında zirvede. Bu da demek oluyor ki online oyunlarda rakiplerinize karşı her zaman bir adım öndesiniz. Ayrıca TürkNet ile taahhütsüz internetin keyfini çıkarırken peşin ödemelerde 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi de var. İptal durumunda ise kullanmadığınız ayların parasını geri alabiliyorsunuz. Eğer sen de özgür bir internet deneyimi yaşamak istiyorsan açıklama bölümüne bırakacağım linkten şimdi TürkNet ile olabilirsin. TürkNet'e bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Şimdi şu orta kısmı temizleyerek başlayacağım. Burada çok fazla karides var. Bakın bunun taktiği şu. Hortumu şöyle kırık tutuyorsunuz. İçine karides girdiğini görürseniz daha da kırıyorsunuz. Buradaki kumları ve toprakları bayağı alacağım ve yeni kum sereceğim buraya. Lütfen gider misiniz şuradan? Korkun azıcık ya. Bu karidesler anlamsız, korkusuz. Ön taraflardaki fazla toprakları da böyle birazcık alıyorum. Bunun sebebi şu, normalde önde bu kadar kalın toprağımız yoktu. Ama aktif toprağın ömrü doldukça böyle eriyor mu, parçalanıyor mu bir şey oluyor, öne doğru geliyor onlar. Dolayısıyla önden sürekli toprakları eksiltmem gerekiyor. Zaten 3-5 aya muhtemelen buradaki toprakları komple değiştirmem gerekecek ama nasıl yapacağım konusunda şu an hiçbir fikrim yok. Baksanıza karbondioksit şeyi normalde altında 3-4 santim boşluk vardı. Toprağın içine gömüldü artık. Şimdi cam temizliğiyle devam edeceğiz ve jilet kullanacağım. Jiletle temizlememin sebebi şu an bazı yerlerde kalıplaşmış yosunların olması. Onları süngerle falan çıkartmak bayağı zor oluyor. Onun için şöyle bir aparatım var. Normalde kolla kullanmak lazım ama ben böyle daha rahat ediyorum. Kenarlardaki silikonlara dokunmamanız gerekiyor bunları yaparken. Temiz gibi gözüken camdan nasıl yosunlar çıkıyor bakın. Şimdi camlardaki yosunları temizledikten sonra buradan söktüğünüz bütün yosunlar suya karışıyor ve suda serbest bir şekilde gezmeye başlıyorlar. Bunlar etrafa yapışmasın diye hidrojen peroksit uygulayacağım. Hem de şu ağaçlardaki falan kalıplaşmış yosunlar gitsin diye. Bunu yaparken filtrenizin kapalı olması gerekiyor, bunu unutmayın. Thank you.
Şimdi hidrojen peroksit işini yapsın diye bekleyeceğiz. O sırada filtreyi vesaire açmıyoruz yaklaşık bir saat kadar. Beklerken de şu boruları vesaire temizleyeceğim. Artık bunların içi de full yosun oldu çünkü. Ya da Harun'a temizleteceğim. Zaten bana temizleteceğini biliyorsun. Kolay gelsin. Sana ben da. Dinleneyim biraz, ellerim şey oldu, hidrojen peroksit oldu. Tamam. Evet, genel bakımımız bitti. Şuradaki kumu yanlış renk almışım. Normalde daha beyaza kaçan renk bir kum kullanıyordum. Bu bejimsi. Ama bu renk kum daha çok hoşuma gitti. Çünkü beyaz kum çok sırıtıyordu özellikle yenilediğimde. Yani birkaç hafta sonra toparlıyor böyle, üstüne hafif kirlilikler, yosunlar falan geliyor. Bu o kadar dikkat çekmiyor. Belki bu renkle devam ederim, bilmiyorum. Şimdi suyun berraklaşması birkaç saat sürecek. Birkaç saat sonra Harun size muhteşem detaylar çeker ve günü o şekilde bitiririz. Yarın görüşürüz. Evet, yeni bir gündeyiz. Son haftalık vlogdan beri akıllı evle ilgili pek çok değişiklik yaptım. Şimdi kısaca size böyle hızlandırılmış bir tur yapacağım. Öncelikle arayüzde bayağı büyük değişiklikler yaptım. Yani aslında sol taraf falan yine bayağı benziyor. Fakat orta kısmı ve sağ kısmı bayağı değiştirdim. Eskiden burada ortada her ışık için kaydırma çubukları, renk değiştirme butonları vesaire vardı. Bu kısmı artık bayağı bir sadeleştirdim. Artık sadece ışıkların isimlerini yazdığı böyle butonlarımız var. Ve hangisine basarsanız o ışık açılıyor veya kapanıyor ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir saniye bile değil herhalde tepki süresi. O açıdan mutluyum. Parlaklığı veya RGB'lerin rengini değiştirmek isterseniz de bu butonlara basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda hem buradan böyle parlaklık ayarı geliyor. Buradan hangi renge tıklarsanız direkt otomatik olarak o rengi geçiyor. Bu kadar sadeleştirmiş olmama rağmen de Harun hala kullanırken şimdi camın üstündekini açacaksam... İlk defa gördüm ben bu halini. Normal yani. İlk defa gördüğüm için biraz düşündüm. Ya bu arada eve gelen misafirleri denek olarak kullanıyorum. Onların hiçbirinin haberi yok. Hani böyle bunun başında ne kadar zaman geçiriyorlar, ona göre sadeleştirmeye gidiyorum. Bu haliyle herkes çok hızlı bir şekilde kullanıyor, Harun hariç. Ya kırıcısın ya. Ben ayar yapmam gerekti o yüzden. Şimdi bunun dışında sağ tarafta 3 tane içerisinin derecesini gösteren göstergelerimiz vardı. Artık yine sağ tarafta 3 tane derece göstergemiz var. Fakat ek olarak buradan klimaları kontrol edebiliyoruz. Bakın şu an mesela klimayı ısıtma modunda açtım. Buradan derecesini değiştirebiliyorum. Soğutma moduna geçirebiliyorum. Yine çok rahat bir şekilde derecesini değiştirebiliyorum veya istersem kapatabiliyorum. Evdeki 3 klima da bu şekilde çok rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Ek detaya girmek isterseniz de yine tabii ki burada odalar için ek detaylarımız var. Aslında orta kısımda yaptıklarınız aynı, sadece daha simetrik gözüküyor. Ve mesela salona robot süpürgenin haritasını ekledim. Buradan yine robot süpürgeyi aç kapa, işte yuvana dön gibi ayarlarını yapabiliyorum. Ek olarak robot süpürgenin gittiği yerleri de buradan canlı olarak görebiliyorum. Bir işe yaramıyor ama havalı. Çok abartmışsın sanki ya. Amaç havalı bir şey yapmak sonuçta, değil mi?
Doğru dedin. Bayağı oldu. Ben kıskanmaya başladım hafiften. İstemiyorum demiştin. Hafiften kıskanmaya başladım. Hala istiyor muyum bilmiyorum. Mutfağa dokunmatik kontrol paneli eklemiştim zaten, bunu göstermiştim. Bunun arayüzünü de kendim tasarladım. Daha önce Sonoff'un direkt kendi sunmuş olduğu hazır arayüzü kullanıyordum. Şu an Home Assistant'tan buradan ayarladığım, istediğim gibi özelleştirebildiğim arayüzü kullanıyorum. Sadece aslında buraya birkaç tane buton ekledim ve klima kontrolünü ekledim. Ama burada dokunmatik ekranlarla ilgili bir dezavantaj fark ettim. Mutfaktaysam ve elim ıslaksa dokunmatik ekran çalışmıyor. O yüzden çözüm olarak buraya bir tane Zigbee buton ekledim. Bu kablosuz bir buton. Yani arka tarafında hiçbir şey yok. Sadece çiftli bantla yapıştırdım. Buradan hızlı bir şekilde şeritle de kapatıp açabiliyorum. Ek olarak basılı tutarsam şerit ledin parlaklığı %50'ye düşüyor. Parlaklığını değiştirebiliyor olma sebebim de buradaki şerit lede koymuş olduğum röleyi dimmerlı röleyle değiştirdim. Fakat o kısmı kaydetmedim. Son haftalık vlogda sadece aç kapaya yarayan bir röle koymuştum ya. Onun yerine dimlenebilir röle taktım. Yani artık istersem %5 parlaklık, istersem %80 parlaklık vesaire yapabiliyorum. Başka ne yaptım Harun? Daha bayağı bir şey yaptım aslında. Story'inde gördüm. Sesle bir şeyler yapıyordum. Ha, sesli kontrollerimiz falan var. Hey Google, tüm ışıkları kapat. Mutfak tavan lambasını aç. Tavan şerit ledini aç. Mutfak şerit ledini %100 parlaklıkta aç. Cam üst ışığını aç. Cam üst ışığını pembe yap. Ya bu şekilde sesli komutlarla telefona dokunmak istemezsem, bilgisayar başında değilsem, kontrol paneline basmaya enerjim yoksa falan, bunların hepsini yapabiliyorum. Ama Harun'un sesini tanımıyor. Kendi sesimi tanıttım. Sadece beni dinliyor. Çok da fifi. Bu arada asistan adını da değiştireceğim. Bundan sonra Hey Google yerine Hey Harun diyeceğim. Hayır. Onu reddediyorum işte. O olmaz. Hayır. Bu da gelecek planlarım arasında var. İnşallah olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Yapabiliyorum. Umarım çalışmaz. Hey Harun, evi süpür diyeceğim mesela. Robot süpürge çıkacak. Bence havalı. Değil, hayır. Neyse, şimdi masada daha bir dünya ürün var. Bunları daha takmaya başlayacağız. Bayağı bir otomasyona sardım bu arada. Evde pek çok şeyi otomasyon şekilde yapabiliyorum. Mesela en kullanışlarından bir tanesi şu. Hemen örnekle gösteriyorum. Şimdi diyelim burada bir şeyler izlemeye karar verdim. Bu bir buton ve yeri burası normalde bu arada. Hatta burası da değil. Bunun altı. Bu böyle mıknatıslı, bir yerlere tutunabiliyor. Ama etraf aydınlık. Ve etraf aydınlıkken ben burada bir projeksiyon kullandığım için şey olmuyor. Ekranı böyle çok net göremiyorum. Hop. Sadece bu butona tıklıyorum ve bütün ışıklar sönüyor. Bir taraftan bir şey izlerken yine etrafı görmek istiyorsam şöyle bir basılı tutuyorsunuz. Ve sadece kenarları %20 parlaklıkta mı, %30 parlaklıkta mı, şu an kaç ayarladığımı hatırlamıyorum. Bütün böyle kenar ışıklarını, yani izleme zevkimi bozmayacak ışıkları düşük parlaklıkta açıyor. İki kere basarsam tavan şerit ledini açıyor. Üç kere basarsam da bütün ışıkları açıyor. Kıskandın mı Harun? Kıskanmamı niye istiyorsun bu kadar abi? Biraz açıklasana. Bu yaptığım en mantıklı şeylerden bir tanesi gibi bu arada ve çok hoşuma gitti. Ben çok... senin gibi keyifçi bir adam değilim ama biliyorsun. Ben keyfime düşkün bir insanım. Ben öyle değilim. Yaptıklarım bunlarla da sınırlı değil. Bunu daha yeni programladım ve bunu evin çıkışına ya da girişine, oraya bir yere koyacağım. Hatta direkt koyalım. Neresi uygun olur Harun sence buna? Ne ki bu? Bu evi komple kapatıyor. Basıyorsun, evdeki her şeyi kapatıyor. Evet, ama üst kat falan dahil olarak. Yani evde hiçbir ışık açık kalmıyor buna bastığında. Tam burası. Tam basmalık. Orada dursun şimdilik, yapıştırmayayım. Dediğim gibi mantığı çok basit. Dokunuyorsunuz ve ev komple kapanıyor. Simsiyah olduk şu an, hiçbir şey yok. Ama tekrar bastığımda hepsini açılacak şekilde programlamadığım için şu an kaldık. Evet, şu an simsiyahız. Hey Google, oturma odasındaki bütün ışıkları aç. Yani farkındaysan butona ihtiyacım yok Harun. Haklısın. Unutmuştum. Şimdi gelelim bugün yapacaklarımıza. Burada Sonoff'un şöyle bir tane kapı ve pencere sensörü var. Bunu kapılarınıza, dolaplarınıza artık nereye koymak isterseniz koyuyorsunuz. Ve bunların ikisinin teması kesildiğinde şu an bu ışık yanacak şekilde ayarladım bunu. Tabii ki başka şeyler de yaptırabilirim. Kapandığında da direkt sönüyor. Bunu deneme yapmak için şuradaki lavabonun altındaki dolaba koyacağım. Bu kapağı açtığımda burada ışık yanacak, kapattığımda da sönecek. Bunu yapma sebebim de şu. Burada aslında çok ışığa ihtiyacım yok fakat eğer hoşuma giderse bu dolapların hepsine ışık yapmayı düşünüyorum içlerine. Ama ilk önce test etmem lazım. O yüzden bununla başlayalım. Ve İlk ışıklı dolabımız hayırlı olsun. Şöyle baktığınızda kesinlikle hiçbir şekilde gözükmüyor. Hem ışık gözükmüyor hem sensörü çöp tenekesinin arkasına sakladım. Aslında bu tarz sensörleri en iç kısım yerine en dış kısma koysanız daha iyi. Çünkü
buradayken ayrılması birazcık şey oluyor. Yavaş oluyor yani. Kapağı neredeyse sonuna kadar açtığınızda ayrılmış oluyor. O yüzden açtıktan sonra böyle bir saniye gibi bir gecikmem var. Ama önemli mi derseniz... Bence değil. Etrafta herhangi bir şey gözükmemesi bence daha iyi. Şimdi bunun çok benzerini merdiven altına yapacağız. Fakat orada kapı sensörü yerine hareket sensörü kullanacağım. Kullanacağım sensör şu Sonoff'un hareket sensörü. Bu tarz cihazlara Home Assistant'ı eklemek için yine Home Assistant menüsünden Zigbee menüsüne giriyorsunuz. ZHA diye geçiyor. Buradan yeni cihaz ekle diyorsunuz. Eklemek istediğiniz cihaz nasıl eşleşme moduna geçiyorsa bu mesela şuradan resetlenerek geçiyor. Şöyle eşleşme modunu alıp bekliyorsunuz ve otomatik olarak buluyor. Bazen 10 saniyede oluyor bu, bazen birkaç dakika bekliyor bu. Mesela bir 2 dakika falan bekletti. Buraya merdiven altı hareket sensörü diyeceğim ismine. Aynı şekilde ışığı da ağıma eklemem lazım. Bunu mesela birkaç saniyede buldu gördüğünüz gibi. Onun adına da merdiven altı ışık diyorum. Ve artık... Otomasyon hazırlamaya hazırız. Otomasyon kısmına geliyorum. Merdiven altı hareket sensörü hareket algıladığında merdiven altı ışığımı 60 saniye yak deyip kaydediyorum. Yapmam gereken bu kadar. Bu tarz şeylere bir dünya koşul ekleyebiliyorsunuz bu arada. Onlara da sardım bir taraftan. İşte merdiven aydınlatması için mesela şöyle bir şey yaptım. Hareketimi algılasın, akşam olsun ama akşam olsa bile etraf aydınlıksa ışıkları yakmasın. Gibi böyle bayağı bir koşul ekleyebiliyorsunuz. Bu sensörü karşıya değil de şöyle şuralara falan yerleştireceğim. Buraya kapı sensörü yerine hareket sensörü koyma sebebim şey bu arada. Bu kapağı açık bıraktığım oluyor benim. Kapı sensörü koyarsam hep kapatmam lazım. Ama bu şekilde şöyle bir sönsün diye bekleyelim. Ve kapağı açtığım anda direkt olarak yanıyor. Aynı şekilde dolabın kapağı açık olsa bile beni orada gördüğünde yanacak. Bu şekilde daha pratik. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın da muhtemelen evi akıllandırarak devam edeceğiz. Yarın görüşürüz. Evet, 10 günlük bir aranın ardından yeni bir günden selamlar. Niye böyle bir şey oldu diye kısaca açıklamam gerekirse Amerika'ya gittim, döndüm. Sonra jetlag artı hastalığı aynı anda yaşadım ve hala hastayım ama jetlag'ı atlattım. Hızlı bir özet oldu mu Arun? Evet. Peki anladın mı? Ben anlarım yani, ben biliyorum çünkü süreci. Instagram'dan takip edenler de biliyor. Şimdi nerede kalmıştık Arun? Akıllı eve devam ediyorduk. Ben şimdi yapmak için bir dünya şey çıkartmıştım buraya. Gel hızlıca bir açıklayayım önce. Şimdi öncelikle evde Zigbee cihazları kullanmak için şöyle bir tane Zigbee bridge kullanıyordum. Ek olarak şu da Hue'nun ışıklarını kullanabildiğiniz bridge. Bu ikisini sistemden söktüm ve onun yerine şöyle bir tane USB bridge ekledim. Bu Sonoff'un Zigbee 3.0 USB Dongle Plus'ı. Bunu direkt Home Assistant'ın kurulu olduğu Raspberry Pi üzerinden çalıştırabiliyorsunuz ve bütün neredeyse Zigbee 3.0 destekli cihazları destekliyor. Dolayısıyla evde bir sürü markanın Zigbee bridge'ini kullanmak yerine sadece bunu kullanarak işleri çözebiliyorsunuz. Ben de yavaş yavaş hepsinden kurtulmayı planlıyorum. Bu şu an çalışan sistem bu arada, bunu yaptım. O yüzden yapım aşamasını göstermeyeceğim. Sonra Çin'den bir tane şöyle akıllı duvar anahtarı aldım. Arka kısmı o kadar büyük ki bizim standart boatlara uymuyor. Fakat buna daha güzel bir alternatif buldum. Bunu zaten denemek için bir tane almıştım. Şöyle Sonoff'un anahtarları varmış bir de ve bunları sağ olsun Sonoff Türkiye'ye yolladı. Bunların hem arka tarafları bizim boatlara uyuyor hem de çerçeveleri var. Bunları direkt olarak çerçevenin üstüne yerleştirebiliyorsunuz ve buradaki gibi böyle ikili anahtarlarınız varsa yerine koyabiliyorsunuz. Fakat anahtarların olduğu yere nötr çekmeniz gerekiyor ve şu an nötrü bu katta nereden alacağımı bilmediğim için bu başka bir videonun konusu. O zaman niye anlattım? Evet, niye anlattın? Bilmiyorum, masaya çıkarttığım her şeyi böyle bir toparlamak istedim. Sonra bir ara hangi röleler daha hızlı falan diye denedim. En hızlı çalışan röle bunlar, aklınızda olsun. Biraz büyük ama işte bunu da sığdırmak dert. Ama mesela şuna kıyasla çok daha hızlı çalışıyor. Hadi son bir şey daha anlatayım. Hadi anlat, ne anlat? Ama yine bu videonun konusu değil. Bir taraftan Raspberry Pi 5 ile de çalışmaya başladım ve sistemi buna geçirdiğimde, yani şu an arka planda çalışıyor aslında ama yapay zekaya evimi öğretmeye çalışıyorum şu an. Tam olarak yapay zeka da denmez aslında, makine öğrenme. Herkes yapay zeka diyor makine öğrenmeydi ama. Evi komple öğretebilirsem eğer, şu an kötü espri yapacağım Arun, senden daha mı zeki olacak? Kendimi tanımadım, ben hiç şey demedim. Şimdi neyse, gerçekten bugün yapacağımız şeylere geçelim. Şimdi bu televizyon dolabının altında benim Xbox'ım ve PlayStation'ım var. Ama tabii ki bunlar ısı üretiyor ve o ısıyı atmak için şurada görmüş olduğunuz fanı kullanıyorum. Aynı zamanda arka tarafında da dolabın aslında boşluk var. Aynı fandan dolabın diğer tarafında da var ve ikisini açtığımda buradan soğuk havayı alıp öyle o tarafa doğru üflüyor, böyle arka tarafta bir hava akışı oluşuyor. Şimdi bu sistemi otomatik hale getireceğim. Bunun için şöyle bir tane ısı ve nem sensörü kullanacağım. Bunun üstünde herhangi bir ekran vesaire yok. Yani aslında şuradakiyle aynı şey ama bunun ekransızı. Ekransız olduğu için pili yıllarca dayanabiliyor bunun.
Bunu hemen şöyle dolabın tavanına yapıştıracağım. Zaten gözükmeyecek. Fanları kontrol etmek için de şöyle bir tane USB role kullanacağım. Bunun bir ucunu bildiğiniz USB adaptöre bağlıyorsunuz. Diğer tarafa da akıllı hale getirmek istediğiniz cihazın USB'sini takıyorsunuz. Ve bağladığınız cihaz akıllı hale geliyor özetle. Şimdi bilgisayara geçtim ve Home Assistant üzerinde yeni bir otomasyon ekleyeceğim. Otomasyonlara geliyorum. Dolaptaki ısı sensörü 27 derecenin üstüne çıktığında USB relemi aktif et diyorum. Tabii bir de buna kondisyon eklemem gerekecek. Burada da diyeceğim ki dolap sensörü 26 derecenin altını gösterdiğinde USB cihazımı kapat. Bu seferki çok az koşullu oldu. Birazcık uzun bir şey yaptık ama dolap ısı kontrolü diyelim adına da. Hemen otomasyonumuzu deneyelim. Şöyle pipetle bir üfleyeceğim. Çalışıyor. Evet, çalışmaya başladı. Evet, gayet basit ve kullanışlı bir otomasyon oldu. Bunun aynısını klimayı da yapabiliyor muyuz? Aklına gelebilecek her şeyi yapabiliyoruz. Bu yazın çok mantıklı olabilir bak. Isı 27 derecenin üstüne çıktığında çamaşır makinemi çalıştır bile diyebilirim yani, fark etmiyor. Çok iyi o zaman bak, harbi yazın çok iyi olur. Aklıma gelmişken şu akıllı ev serisine başladığımdan beri en çok şey yapılan şeyi söyleyeyim. Bunu göstermeyeceğim var mı, bir şey anlatacağım. Elektrikler gidince ne yapacaksın diye soruyor bir dünya kişi. Siz ne yapıyorsunuz elektrikler gidince? Hiçbir şey değişmiyor bu arada hani. Ha, normal evde elektrikler gitmiş, akıllı evde elektrikler gitmiş. Bir de internet gidince ne yapacaksın diyenler var. Sistem internetle alakalı çalışmıyor. Yani Wi-Fi'den bağlı olan cihazlar var ama internete bağlı değil. Ne demek olduğunu anladın mı Harun? Ben anladım. Wi-Fi dalgasıyla yani, çalışıyor. Evet, lokalde çalışıyor yani. Hepsi burada oluyor. İnternette hiçbir bağlantısı yok. Hatta özellikle çoğu şeyi internete açmıyorum ki ne olur ne olmaz. Güvenlik şeyi. Yani sadece benim Wi-Fi'ıma bağlıysanız bu eve ekleyebilirsiniz. Şimdi yeni bir tane ürün buldum. Bunu göstereyim. Bu bir LED trafosu. Ama incecik ve şey yani 5 amperlik, 12 volt 5 amper, ona rağmen bayağı az yer kaplıyor. Bunu yukarıda hani bir tane şerit led yapmak istediğim yer vardı ama oraya adaptör sığdıramıyorum demiştim ya. Orada deneyeceğim ve şurada görmüş olduğunuz akıllı kontrol panelinden bir tane de yatak odasına ekleyeceğim. Şuraya Sonoff'un böyle butonlu bir tane akıllı panelini eklemiştim ya, onu söküp bu pro olanlardan taktım. Niye böyle bir şey yaptın diye soracak olursanız, ötekinden ışıkları kontrol edebiliyordum fakat klimayı kontrol edemiyordum. Burada hem böyle ışıklar için butonlarım var. Hem de yana kaydırdığımda buradan klimayı açabiliyorum kumandaya ihtiyacım olmadan. Şimdi bunun aynısından yatak odasına da yapacağım. Çünkü orada da kumanda kullanmak istemiyorum. Yine hemen şuradaki anahtarın yerine takacağım. Buna nötr falan çekmem gerekecek. Fakat önceki haftalık vlogta gösterdiğim için aynı şeyi bir daha göstermeyeyim. Birazdan yapılmışıyla devam edelim. Hadi Harun, nötr çekeceğiz. Kablo, tecrübelisin. Çekeyim. Çek sen. Ve son akıllı kontrol panelimiz de hazır. Söz veriyorum eve başka böyle bir şey eklemeyeceğim. Zaten ekleyecek yer kalmadı. Tuvaletlerde aslında olur ha. Ya abartma be. Mesela telefondan bir şey izliyorsun ya. Tuvalete girdiğini anladığında tuvaletteki ekrana verecek böyle ama biraz büyük ekran. Hani böyle bir 22-23 inç falan olması lazım. Bence tam tuvaletin karşısına projeksiyon kur bir tane. Girdiğin anda algılayıp açsın projeksiyonu. İşini hallederken. Neyse, ötekilerden bir fark yok bu arada. Yine tavan ışığını, tavandaki RGB'yi, şu TV alt ışığı şurada. Bunu zaten normalde sensörlü ışık olarak kullanıyorum. Bir tane de boşta var, şu an çalışmıyor. Buraya da dolabı ekleyeceğim. Yani şu an bu dolapta ışık var. Buraya nötr çekemiyorum. Nötr alabileceğim bu hat şurada. Fakat dolabı falan yaptırdığım için çekmem imkansıza yakın. Ve dolapların içindeki LED ışıkla buradaki tavan ışığını ben birbirine bağlamıştım burası yapılırken. O yüzden ikisini ayıramayacağım büyük ihtimalle. Buraya bir tane röle ekleyip burayı da akıllı hale getireceğim sonra. Ve son olarak... Tabii ki klimayı yine buradan kontrol edebiliyorum. Bu ekranların üstünde mikrofon da var bu arada. Aslında biraz da amacım her odaya bunlardan koyup sesli komutları bunlar üstünden yapmak. Fakat onu başaramadım. Bunların içinde Android 8 küsür 8.1 mi ne var. Ama sanırım yeni sesli komutlar için daha üst seviye bir Android'e ihtiyacım var falan. Böyle eski versiyon bir sesli komut bir şeyi bulup APK ile falan yüklemem lazım. Eğer onu başarabilirsem odada hiçbir şekilde telefonum telefonum olmasa bile işte Hey Google sesli komutların hepsini bunlar üstünden kullanacağım. Gelecek planlarım arasında. Her ne kadar bugünkü çekimde enerjik gözükmeye çalışsam da şu an bayağı hastayım. Artık böyle burnum falan diyor ki konuşma. Benden nefes alma diyor. O yüzden bu haftalık vlogu 3 günde bitireceğim. Bir sonraki haftalık vlogda telafi ederiz diye düşünüyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz diyerek kalanları sen söylesene Harun. Gerçekten gidip burnumu şey yapmam lazım. Abone oluyoruz, videoyu beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Sen öğretmen misin? 3 milyona çok az kaldı. 3 milyon almamız lazım. Ha, 3 milyon alırsak Harun çok mutlu olurmuş. Evet, 3 milyon olursak abim bana toplu paket açılışı yapacakmış. Yo. Nasıl ya? Hayır, öyle dedin ya. Neyse, düşünürüz, bakarız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.